Neden kilis? Türkiye'de tipik idari hatalarından birisi şudur. Yerellik önemli değildir. İç Anadolu'nun ortasındaki bir kentle Suriye sınırında türlü dış etkilere açık bir kentin Türk idari modelindeki yeri aynıdır. Türkiye Cumhuriyeti için Yozgat ne kiliste odur. IŞİD'in kilise füze atışları ile ortaya çıkan manzara aslında ihmal edilen karmaşık konulara işaret ediyor. Türkiye'nin Suriyeli ilişkilerinin zirve yaptığı dönemde Gaziantep'te yaşıyordum. Bölge Suriye başta olmak üzere Irak'ta dahil yeni ekonomik ve siyasi dinamiklerin etkisindeydi. Ama devlet lafta bazı söylenenler hariç bölgenin Arap coğrafyasıyla özel ilişkisini anlamadı. Kilis'in Suriye krizi ve IŞİD füze saldırılarıyla gündeme çıkması tesadüf değildir. Biraz bölge tarihi bilenler olası bütün fay hatları kırılmalarında Kilis'in olduğu coğrafyanın öne çıkacağını öngörürdü. Kilis'in kuzeyindeki tepenin üstünde bugün Şurahbil bin Hasanen'in mezarı bulunur. Şurahbil kimdir? Şurahbil, peygamberin vahiy katiplerindendir. Bu mezar tarihsel olarak doğru olmayabilir. Gerçi 17. yüzyıl dönemine ait bazı eserlerde bile bu mezardan söz edilir. Ancak burada önemli olan şudur. Kilis tarihsel olarak Arap İslam Devleti'nin yayıldığı erken dönemde Doğu Roma İmparatorluğu'yla ilk askeri temasların yaşandığı yerdir. Başka bir ifadeyle Arap alt kıtasından kuzeye doğru siyasi ve demografik hareketler başlarsa bunun doğal gideceği koridorlardan bir tanesi Kuzey Suriye ve doğal olarak Kilis ve civarıdır. Nitekim yukarıda bahsettiğim Şurahbil türbesinin kapısında bu kişinin cenaze namazını Ebu Ubeyde Bin Cerrah'ın kıldırdığı yazmaktadır. Bin Cerrah diğer çok önemli bir kurucu dönem İslam karakteridir. Bugün içinde kilisinde bulunduğu coğrafya, Arap alt kültür havzasıyla daha kuzey bölgesinin siyasal fay hattını oluşturur. Olumlu veya olumsuz bir hareketlenmenin o alanı etkilemesi tarihsel açıdan doğal bir durumdur. Halbuki... Bu tip konular Türkiye'de dikkate alınmamıştır. Kilis son tahlilde krizden önce sanayisi ve ticareti kalmamış, küçük çaplı sınır ticaretiyle ayakta kalan bir şehirdir. Peki Türkiye, komşusu olduğu beşeri coğrafya alanlarına yakın bulunan Kilis gibi kentleri neden bir siyasi araca dönüştüremiyor? Bu sorun sadece Kilis'in değil, şehrin önde gelenlerinin reklam kokan sözlerine rağmen Gaziantep'te aynı durumdadır. İşler iyi gidiyor, mal satıyoruz dışında tarihsel bir fırsat alanına çevrilecek bu kentlerin hiçbir stratejik planlaması yoktur. Halbuki Gaziantep bölgedeki Kürt coğrafyasının yıldız şehri olabilirdi. Bütün bölgede yetişen yeni kuşak için yaşanacak bir şehir teması Gaziantep'le sağlanabilirdi. Ancak bunları yapmak için Kilise Gaziantep'i sanki Arap ve Kürt coğrafyasına yakın bir kent değil de İç Anadolu'daki Kayseri'den farksız biçimde aynı idari akılla yönetirseniz hiçbir yere varamazsınız. O nedenle IŞİD füzeleriyle hayatın durduğu kilis için neden bunlar oluyor yahu sorusunu sormakla birlikte pek çok siyasi stratejiye araç olabilecek nitelikteki bu coğrafyanın nasıl da israf edildiğine üzülmek gerekiyor. Dahası burada fay hatları uzun süre çalışacak, tedbirli olmak gerekiyor ve buradaki şehirlere farklı bir gözle bakmak gerekiyor, diyor Yeni Hayat gazetesindeki yazısında Gökhan Bacık.